Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün konumuz protein tozlarını alırken dikkat etmelisiniz. Protein sahtekarlığı nedir? Yani protein speaking konusu. Örnek veriyorum hemen. Mesela yüksek bir protein oranı yazar bir üründe. İçinde 40 gram der protein. Ama içinde aslında 40 gram yoktur. 15 gram vardır veya 19 gram vardır. Örnek veriyorum, buna protein sahtekarlığı deriz. Birçok firmanın bunu yaptığıyla ilgili ciddi şüpheler oldu arkadaşlar. Hatta yani bilindik ön plandaki firmalar hakkında bile şüpheler oldu ve bayağı bir davalar açıldı vesaire. Şimdi durum böyle olunca bunu %100 tespit edemiyoruz. Yani %100 bunu anlayamıyoruz. Sadece protein tozu alırken şu an size bahsedeceğim şeylere dikkat ederseniz, değerlere bakarsanız daha iyi seçim yapabilirsiniz. İlk olarak arkadaşlar, protein tozumuzu alırken içeriğine iyice bir bakmamız lazım. Bunlar önemli. İlk olarak ne kadar saf protein var içinde? Amino asit değerleri açıkça yazılmış mı? Mesela içeriğine baktığınızda eğer dengesiz bir amino asit fazlalığı görürseniz, mesela bunlar ne? Dengesiz taurin, dengesiz glisin, dengesiz kreatin. Yani bunlar eğer fazla yazılmışsa, dengesizlik varsa, iyi bir açıklayıcılık yoksa, BCAA miktarı protein tozu içerisinde dengesizse bu bizde şüphe uyandırabilir arkadaşlar. O yüzden yani bu an mesela adam diyor ki 40 gram diyor mesela protein var diyor ama aslında 40 gram yok, 19 gram var. Bu işte kreatini, BCAA'yı falan fazla yazıyorlar, fazla koyuyorlar. Ucuz ya genelde işte o taurin, kreatin falan ucuz amino asitler, onları fazla koyuyorlar. Onları toplayıp 40 gram diyor ama aslında protein 40 gram değil. İşte bu sıkıntı bir durum. O yüzden eğer dediğim gibi protein tozu içerisinde kreatin, taurin, glisin gibi amino asitler dengesizce fazlaysa, amino asit değeri içerisi iyi bir şekilde açıklanmamışsa, bu protein tozuna biraz daha şüpheyle bakabilirsiniz. Bu önemlidir. Yani dediğim gibi aslında supplement firmalarının aralarında bir mücadele olduğu için bu tip şeyler olabiliyor. Ama dediğim gibi hani bu konu önemli bir konu. Ya sonuçta bir para harcıyoruz. Yani o ne aldığımızı bilmemiz lazım. En azından bu değerleri aklınızda bulundurursanız, supplement alışverişi yaparken, protein alışverişi yaparken daha iyi bir, kaliteli ve iyi bir ürün seçebilirsiniz. Evet. Bunun dışında arkadaşlar, sormak istediğiniz bir şey varsa bana yorumlara yazabilirsiniz. Dikkatli olun. Herkese iyi antrenmanlar.